Arkadaşlar merhaba. Finansal ürün ve hizmet pazarlaması dersimizin 12. haftasında yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta finansal hizmet pazarlamasında fiyat konusunu işleyeceğiz. Bu kapsamda öncelikle fiyat kavramı, ardından temel fiyatlandırma yanlışlıkları, yeni finansal hizmet fiyatlandırma stratejileri, fiyatlandırma stratejileri, fiyat düzenleme ve farklılaştırma stratejileri, fiyat belirleme aşamaları ve son olarak müşteriyle birlikte fiyat oluşturma yaklaşımı konularından bahsedeceğiz. Evet, fiyatlandırma konusu aslında Pazarlama karması elemanlarından ki pazarlama karması elemanlarını nasıl sıralamıştık? Ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtımdı. Fiyatlandırma kavramı aslında fiyatlandırma karması elemanı pazarlama açısından son derece önemli bir kavram. Çünkü bir yandan müşterinin fiyatlamaya bakış açısı daha farklı, bir yandan işletmenin fiyatlandırmaya bakış açısı daha farklı ya da müşterilerin fiyatlandırmadan beklentileri daha farklı, işletmelerin fiyatlandırmalardan beklediği daha farklı. İşte bu kadar önemli olan bir konu ile ilgili olarak finansal hizmet sunan işletmelerin pazarlama kararları içerisinde vermeleri gereken en zor kararlardan biri de fiyatlandırma kararlarıdır diyebiliyoruz. Çünkü gerek işletme içi gerekse işletme dışı faktörlerin çokluğu ve özellikle genel ekonomik faktörlerdeki değişimin çok hızlı olması fiyatlandırma kararlarının sürekli değişen stratejiler barındırmasını da beraberinde getiriyor. Fiyatlandırma ile ilgili olarak arkadaşlar şunları söyleyebiliriz. En temel anlamda fiyatlandırma yöntemleri maliyete dayalı fiyatlandırma, rekabete dayalı fiyatlandırma ve talebe dayalı fiyatlandırma. İşte bu Farklı fiyatlandırma türleri ile ilgili ayrıntılı olarak birazdan bahsedeceğiz. Az önce dedik ki arkadaşlar fiyatlandırma kararları sürekli değişken ekonomik içerisinde alınan kararlar. Mesela bir bankanın faiz oranlarının belirlenmesinde hem ülke içi hem de ülke dışı ekonomik faktörler önemli bir rol oynuyor. Bankaların da bu ekonomik faktörlere veya dış veya iç değişkenlere dikkat etmesi gerekiyor. Aksi takdirde piyasanın beklentilerini karşılayacak ve aynı zamanda işletmelerin karını elde etmesine ya da kara ulaşmasına sebep olabilecek bir fiyat politikası izlemek çok da mümkün olmayacaktır pek çok finansal hizmet kuruluşunda fiyat işletmeler tarafından sadece pazarlama fonksiyonunun kontrolü altında bırakılmayan bir karar alanıdır. Aslında bahsettiğimiz konu yani finansal hizmet pazarlaması dediğimiz ya da finansal ürün pazarlaması dediğimiz burada somut mal pazarlaması olmadığından dolayı soyut yani elle tutulmayan, gözle görülemeyen hizmetlerin fiyatlandırılması biraz daha farklı. Somut bir ürün olsa o ürünün maliyetinin hesaplanması daha kolay olacak. Ancak soyut dediğimiz hizmetlerin pazarlanmasında ya da hizmetlerin maliyetlerin belirlenmesi biraz daha karmaşık bir konu. Sigorta şirketlerinde veya bankalarda fiyatlar genellikle finans bölümü tarafından belirleniyor. Bununla birlikte fiyatın müşterilerin işletme hakkında algılamalarını etkilemedeki hassas rolü fiyatlandırma kararının pazarlama açısından ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Yani müşterilerin algısında bazen bir işletmenin sunmuş olduğu fiyatın yüksek olması o işletmenin ürünlerinin ya da hizmetlerin daha kaliteli olduğu imajını uyandırırken bazen de rakiplere göre çok yüksek bir fiyat uygulaması müşteri nezdinde olumsuz bir takım izlenimlere sebep olabiliyor. İşletmeler Fiyat kararlarını verirken maliyetlerde yaşanan değişmeleri ve alıcılardan ya da başka bir takım durumlardan ortaya çıkan talep farklılıklarını fiyata yansıtmak zorunda kalıyorlar. İşte biz bu bölümde finansal hizmet sunan işletmelerin fiyat belirleme noktasında neler yapmaları gerektiği üzerinde ayrıntı olarak durmaya çalışacağız. Temel fiyatlandırma yanlışlıkları yani doğru bilinen yanlışların neler olduğu, yeni finansal hizmetlerin fiyatlandırılması, fiyatlandırma stratejileri, fiyat düzenleme stratejileri ve fiyat belirleme aşamaları ayrıntılı olarak işleyeceğimiz konu başlıkları arasında yer alacak. Evet, öncelikle fiyat kavramından bahsedelim. Aslında fiyat kavramı daha derse başlarken dedik ki bir yandan alıcılar için fiyat farklı, bir yandan satıcılar için fiyat farklı bir anlam hissede hissettirebiliyor. O halde alıcı ve satıcıyı ortak bir noktada belir buluşturabilecek bir fiyat politikasının izlenmesi gerekiyor. Bizim fiyatı genel olarak tanımlayacak olursak, pazarda hem alıcı hem de satıcı için bir mal ya da hizmetin değeri olarak tanımlayabiliriz. Demek ki hem alıcı açısından hem de satıcı açısından mal veya hizmetin değeri onun fiyatını oluşturuyor. Daha doğrusu müşteriler açısından fiyat bazen o müşterinin ödemeyi göze aldığı tutar. Ki müşteriler genelde herhangi bir ürün satın alırken sadece o ürünün fiyatına yani normalde gözle görülecek olan o somut bedelini çok fazla hesaba katmazlar. Bunun yanı sıra işletmelerin ya da müşterilerin katlanmak zorunda oldukları bütün giderler aslında maliyetlere yansıtılacak dolayısıyla fiyatı da etkileyecektir. Az önce yapmış olduğumuz bu tanımdan da anlayacağımız üzere fiyata iki farklı bakış açısı mevcut. Bunlardan birincisi müşterilerin bakış açısı, ikincisi ise işletmelerin bakış açısı. Tabii ki bunlar birbirlerinden farklı olacak. Müşteri bakış açısı ile fiyatın bazı fonksiyonları var. Fiyat, fiyat müşteri açısından karşılaştırma yapma şansı sunar. Bir hizmete karar vermeden önce işletmenin fiyatı üzerinden rakipler ile kıyaslama yapma şansı vermektedir. Fiyat ayrıca sunulan değerin değerlendirme durumudur. Müşteriler fiyatlara bakarak sunulacak hizmetin içeriği veya kendisine katıcı değer hakkında bir yargıya ulaşmalarına kolaylık sağlayacaktır. Yani müşteriler herhangi bir mal ya da hizmete ödemiş olduğu bedelin karşılığında elde edecekleri değerle ödedikleri bu bedeli karşılaştırırlar. Eğer kendileri için elde edecekleri değer daha yüksekse o ürüne o fiyatı vermeyi göze alacaklardır. Fiyat sunulan hizmet hakkında bir bakıma kalite sinyalleri de verecektir. İşletmeler açısından fiyatın anlamı ise biraz daha farklıdır. Fiyat, işletmenin elde edeceği karın belirleyicisidir. Karı belirlerken aslında nasıl hesaplayabiliyoruz? En genel anlamda fiyatlandırma yöntemleri, bahsettiğimiz gibi somut ürünlerde maliyete dayalı fiyatlandırma olabilir. Yani sizin herhangi bir mal sunumu sırasında o malın üretiminde katlanmış olduğunuz bütün giderler o malın maliyetidir. Bunun üzerine belli bir marj ya da bedel koyarak o ürünün yani karınızı koyarak o ürünün fiyatını bel, e, belirleyebilirsiniz. Bu şekilde bir gelir elde edebilirsiniz. Elde ettiğiniz gelir ise satışlar ile fiyatın çarpımı sonucunda bulunacaktır. Bu nedenle herhangi bir hizmetin fiyatı elde edilen satışı ve dolayısıyla da karı da belirleyecektir. Fiyat sunulan hizmete yönelik talebi etkiler. İşletmeler fiyat seviyesine karar verirken rakamın müşterilerin talepleri üzerinde dalgalanmaları yol açabileceğini de bilirler. Fiyat, işletmenin rekabet durumunu belirlemede önemli bir rol oynar. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı, işletmenin fiyat rekabeti yoluyla bir strateji de oluşturmasına imkan tanıyacaktır. Yani rakiplerine oranla güçlü veya zayıf bir konumda olup olmadığı ya da fırsat ya da bir tehdit oluşturup oluşturmayacağına yönelik bir takım sinyaller de fiyat yoluyla edinilebilir. Gerek müşteri gerekse işletmenin fiyata farklı anlamlar yüklemesi sonucu her ikisinin de kabul edebileceği bir nokta bulmak oldukça önemlidir. Yani bir yandan işletmenin o ürün veya hizmeti karşı tarafa sunmak için talep ettiği bedel, bir yandan da müşterilerin o ürün veya hizmete sahip olabilmek için ödemeyi göz aldığı bedel. Yani bu ikisinin ortak bir noktada buluşmasını sağlamak, buna yönelik bir takım stratejiler uygulamak son derece önemli. İşletmelerin hem kendi beklentilerini hem de müşteri beklentilerini karşılayabilecek bir fiyat düzeyinin seçimi rekabet avantajı elde etmeleri için son derece önemlidir. Fiziksel bir malda fiyat belirlemek, finansal hizmetin fiyatını belirlemeye oranla oldukça daha sade ve daha kolaydır. Müşteri üzerinde yazan etikete baktığında fiyatı görecektir. Benzer biçimde işletme için de genellikle maliyetler tespit edilip belirli bir kar marjı eklenerek fiyata ulaşılabilir. Finansal hizmetlerde ise durum bu kadar kolay değildir. Fiyat hem müşteri hem de işletme açısından oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Örneğin Kredi kartı hizmeti açısından fiyatlandırmaya bakıldığında sizin kredi kartı kullanmanız karşılığında ödemeyi göze aldığınız yıllık kredi kartı aidatları ya da gecikme durumunda ödeyeceğiniz banka tarafından uygulanacak faizler veya bunlara eş değer oranların hepsi aslında sunulmuş olan bu kredi kartı hizmetinin bir fiyatını ortaya çıkaracaktır. Peki temel fiyatlandırmada ne tür yanlışlıklar olabilir? Aslında 4 temel fiyatlandırma yanlışlığından bahsedebiliriz. Bunlardan ilki maliyetlerin belirlenmesi ve geleneksel pazar kar marjının eklenmesi sonucu sunulan hizmetin fiyatına ulaşılmasıdır. Yani takip eden kısımlarda biz bunları daha ayrıntılı açıklayacağız ama orada açıklayacağımız üzere maliyetler elbette fiyatların belirlenmesi noktasında önemli bir unsurdur. Ancak bununla birlikte fiyatın tüketici algılamaları üzerindeki etkisi, genel ekonomik yapı, enflasyon gibi pek çok farklı faktörün de fiyat üzerinde etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle sadece maliyetlerin hesaplanıp üzerine belli bir kar marjının eklenmesi sonucu fiyatı tespit etmek pazarda aslında karşılığı olmayacak bir yaklaşımdır. Özellikle hizmet pazarlamasında ya da finansal ürün pazarlamasında bunun altını çizmekte daha büyük fayda görüyorum. İkinci yanlışlık ise pazar değişimlerine göre fiyatı sürekli değiştirmek veya uyarlama politikası. Yani pazardaki hele günümüzde ekonomik şartlar oldukça sık bir şekilde değişebiliyor. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesi veya yükselmesi, kurlarda meydana gelen değişmeler sizin de fiyata yansıtmanıza sebep olabiliyor. Ancak müşteri nezdinde sık sık sizin fiyatlarda yapacağınız değişiklikler onların algısında olumsuz bir düşünceye yol açabiliyor. Bununla birlikte bu düzenlemelerin sürekli olması tüketicilerin gözünde sunmuş olduğunuz bu hizmetin güvenirliği veya algılanması üzerinde olumsuz bir etki yapıyor. İşletmeler olabildiğince tutarlı fiyat politikası izlemeli ve hatta gerekirse bazı durumlarda veya zamanlarda karından da vazgeçebilmelidir. Üçüncü temel fiyatlandırma yanlışlığı ise Pazarlama karmasının diğer elemanlarını dikkate almadan yapılan fiyatlandırmadır. Pazarlama karması elemanları nelerdi? Pazarlama karması elemanları mal pazarlaması açısından ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım bunlara ilave olarak hizmet pazarlamasında insan, süreç ve fiziki kanıtlar, fiziki mekanlar vardı. İşte tüketiciler fiziksel bir mal veya hizmetin fiyatını değerlendirirken sunulan hizmetin kendisine, yerine, şekline, çalışanların davranışlarına, o ürün veya hizmetin yapılmış olduğu reklamlarına, kısacası tüm pazarlama karması elemanlarına bakarak bir değerlendirme yaparlar. Bu da pazarlama karması ile fiyatın tutarlı olması anlamına gelmektedir. Bir tüketicide sunulan hizmet, reklamın şubeden içeri girdikten sonra içerideki atmosfer, çalışanların tutum ve davranışları ve elbette fiyat seçeneklerine göre bir algı oluşacaktır. Bu faktörlerden herhangi birisinin di diğeriyle uyumsuz bir şekilde yürümesi tüketicinin algısını da olumsuz anlamda etkileyebilecektir. Örneğin siz herhangi bir bankaya girdiğinizde ya da herhangi bir hizmet almış olduğunuz durumlarda o ürünün kaliteli olduğu bir imajı varken içerideki müşteri temsilcilerinin size uyumsuz veya uygun olmayan davranışlarda bulunması, ilgisiz bulunması ya da o şubenin ya da o işletmenin içerideki mekanının düzgün bir şekilde dizayn edilmemiş olması elbette sizin kafanızda bir takım soru işaretlerine sebep olabilecektir. Dördüncü temel fiyatlandırma yanlışlığı ise sunulan hizmetin fiyatı üzerinde pazar bölümüne, dağıtım kanalına veya satın alma yerine göre çok fazla değişiklik yapmaktır. Hatırlarsanız pazarı biz belli kriterlere göre bölümlere ayırabiliyorduk. Bu kriterler demografik faktörler olarak nitelendirdiğimiz yaşa, cinsiyete, medeni duruma ya da gelir düzeylerine göre olabileceği gibi coğrafik bir takım kriterlere veya coğrafik bölge temeline göre olabilir ya da psikografik bazı değişkenlere göre de bölümlendirme yapılabilir diyorduk. Siz mesela bir banka olarak müşterilerinizi meslek gruplarına göre bölümlendirmişseniz. Yani öğretmenler ya da kamu çalışanları ya da özel sektör çalışanları, öğrenciler, ev hanımları, emekliler veya çalışmayanlar, işsizler gibi bir bölümlendirme yapmışken sizin bu pazar bölümlendirmelerinizden örneğin kamuda çalışanlara çok daha düşük oranlarda kredi imkanı sunuyorken Özel sektörde çalışanlara eğer çok yüksek oranlarda bir kredi imkanı sunuyorsanız bu müşteri algısında bir takım karışıklığa sebep olabilecektir. İşte bahsetmiş olduğumuz bu temel yanlışlıklar işletmelerin fiyat belirleme noktasında yapacağı hataların sonuçlarını göstermek açısından çok önemlidir. Evet bir örnek verecek olursak mesela bir bankanın sunacağı hizmetlere fiyatları konusunda örneğin az önce bahsettiğimiz gibi kamu personeline daha uygun fiyatlarda teklifler sunuyorsanız ancak öteki müşterilere biraz daha yüksek hatta biraz abartacağınız şekilde çok daha makasın açıldığı oranlarda tekliflerde bulunuyorsanız bu diğer müşterileri bir bakıma küstürmenize sebep olabilecektir. Evet, yeni finansal hizmet fiyatlandırma stratejilerinden bahsedecek olursak Fiyatlandırma stratejileri sunulan hizmetin hayat seyrine göre farklılık göstermektedir. Özellikle de hizmetin tüketicilere ilk sunuş aşamasındaki fiyat çok önemlidir. Bazen birazdan zaten ayrıntılı olarak konuşacağız. Bazen pazarın kaymağını yemek dediğimiz mesela düşünün bir yoğurt geldiğinde yoğurdun kaymağını kim yer? ilk defa o yoğurdun tadına bakacak olanlar ya da ilk olarak o yoğurdu elde etmiş olan kişiler. İşte işletmeler de eğer bir pazara ilk defa kendileri sadece giriyorsa yüksek fiyatlar belirleyerek pazarın kaymağını yiyebilir. Yani yüksek fiyatlarla yüksek karlılık elde edebilir. Bir, bunun tam tersi durumlarda da pazarın derinliğine girme stratejileri vardır. Pazarın derinliğine girme stratejilerinde ise yüksek fiyatlı Yüksek fiyatlar belirleyerek pazara girmekten ziyade düşük fiyatlarla neredeyse bütün pazara hitap etmek amaçlanmaktadır. İşletmeler tarafından sunulan hizmetin pazarda dengenin olmaması veya daha üstün bir hizmet sunulması durumunda işletmelerin takip ettiği strateji pazarın kaymağını alma stratejisi olacaktır. Bu noktada dikkat etmemiz gereken husus sunulan hizmetin gerçek anlamıyla üstün veya yeni olmasıdır. Bu durumda işletmeler pazardaki bu fırsatı bir an önce kara dönüştürmek adına oldukça yüksek bir fiyat politikası izleyebilirler. İşletme burada daha az satış olarak ortaya çıkacak ama kar marjı yüksek fiyat nedeniyle daha üst düzeylere ulaşacaktır. Amaç daha çok satıştan ziyade daha karlı satışlara ulaşabilmektir. Bazı işletmeler yeni sunacakları hizmetlerin fiyatlandırılmasında küçük ama karlı pazar bölümlerine başlangıçta yüksek fiyat belirlemek yerine daha geniş pazar bölümlerine ulaşmak ve buradan daha çok satış yoluyla kar elde etmeyi amaçlayabilirler. İşte bu pazarın derinliğine girme stratejisi olarak adlandırılır. Burada daha geniş düzeyde alıcılara ve pazar payına ulaşmak için yeni sunulan finansal hizmetin daha düşük düzeyde fiyatlandırılması şeklinde ortaya çıkar. Bu noktada işletmenin sunacağı hizmet şayet hem üstün hem de eşsiz değil ise kullanılacak stratejide bu olmalıdır. Yani sizin çok yüksek miktarda ortaya koyacağınız bir fiyatı gerektirecek üstün özelliklere sahip değilse ya da yeni bir üründe ise Başka işletmeler tarafından da kullanılan bir ürünse sizin yüksek kar marjıyla yüksek fiyat politikası belirleme yoluyla pazara girmeniz çok da mantıklı olmayacak. Bu noktada pazarın derinliğine girme stratejisi olarak düşük fiyat politikasıyla daha geniş hedef kitleye ulaşmayı tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Yeni finansal hizmet fiyatlandırma stratejilerinden bahsedecek olursak burada unutmayalım az önce söylediğimiz gibi aslında Temel fiyatlandırma stratejileri maliyete dayalı fiyatlandırma, talebe dayalı fiyatlandırma ve rekabete dayalı fiyatlandırmaydı. Her iki stratejiden az önce bahsettiğimiz bu pazarın kaymağını yeme ya da derinliğine girme iki stratejiden birinin seçimi için finansal hizmet sunan işletmenin iki temel noktaya dikkat etmesi gerekir. Bunlardan ilki sunacağı hizmetin mevcut rakiplerinden farklı olma durumudur. Diğeri ise tüketicilerin gözünde sunulan bu hizmetin ne derece değerli görüldüğü ve bunun sonucunda ortaya çıkan ödeme istekliğidir. Yani tüketiciler eğer sizin bu ürün veya hizmetlerinizden elde edecekleri değer ki buradaki değer arkadaşlar sadece bir mal veya hizmetin somut faydası değildir. Bazen atıyorum bir cep telefonu aldığınızda bu cep telefonundan sadece beklediğiniz değer işte mesajlaşmak ya da aramak ya da işte sosyal medya hesaplarına girmek değildir. Bazen cep telefonunun arkasındaki yarım ısırılmış elmanın şekliyle o logonun orada olması bile size farklı bir imaj katabilir ya da siz farklı bir imaj kattığını düşünebilirsiniz. Yani kendinizi daha da değerli hissedebilirsiniz. Şayet üstünlük ve tüketicilerin yüksek fiyat ödeme istekliği var ise pazarın kaymağını alma yok ise de Pazarın derinliğine girme stratejisi takip edilmelidir. Birincisi maliyete göre fiyatlandırma stratejisi dedik. Maliyeti aslında maliyete göre fiyatlandırma stratejisi dediğimiz şey her mal veya hizmette olduğu gibi finansal hizmetlerin tüketicilere sunulması için İşletmelerin biliyoruz ki bazı harcamalar yapması gerekiyor. İşte yapmış olduğu bu harcamalar genel anlamda işletmelerin maliyetlerini oluşturuyor. Bu maliyetler de sabit maliyetler ve değişken maliyetler olarak iki sınıfta inceleniyor. Sabit maliyet dediğimiz şey sunulan hizmetin miktarına göre değişkenlik göstermeyen maliyetler. Mesela sizin dükkanınızın kirası bellidir, sabittir. Yani siz orada daha fazla üretim yapsanız da ya da daha fazla hizmet sunsanız da o dükkanın kirası bellidir. Yani bu sabit bir maliyettir. Değişken maliyet ise üretime bağlı olarak yani miktar arttıkça artan maliyetin bağlı olduğu grup ise değişken maliyetlerdir. Mesela bir banka şubesinde çalışana vermiş olduğunuz ücretler, şubenin kirası veya ısınma giderleri sabit maliyetler olarak örnek gösterilebilir. Bir banka şubesinde bir önceki güne göre az veya daha çok hizmetin sunulması ile değişmeyen maliyetlerdir. Diğer maliyet grubu ise değişken maliyetlerdir dedik. Değişken maliyet sunulan hizmetin miktarına göre değişkenlik gösteren maliyetlerdir. Sunulan hizmetin azalması veya çoğalması sonucunda farklılık gösterebilmektedir. Mesela kredi kartı hizmeti için kart maliyeti veya bazı kırtasiye maliyetleri bu kategoride değerlendirilebilir. Yani siz daha fazla sözleşme çıkarmak istiyorsanız kullanacağınız kağıtlar daha fazla olacaktır. Ne kadar çok kredi kartı hizmeti sunarsanız bu maliyetlerde artış meydana gelecektir. Finansal hizmet işletmesinin sunacağı hizmetlerin fiyatlandırmasını yaparken mutlak suretle o hizmet için hem sabit hem de değişken maliyetin birim değerini hesaplamak gerekecektir. Çünkü bu değerin altında bir fiyatlandırma işletmenin sürekliliği yani devamlılığı açısından mümkün olmayacaktır. Yani bir bakıma sizin maliyetinizi bilmeden maliyetin altında yapacağınız satışlar aslında işletmenin bir bakıma temeline dinamit yerleştirmeniz gibi olacaktır. Bir diğer fiyatlandırma strateji talebe göre fiyatlandırma stratejisi. Tüketicilerin belli bir hizmete yönelik istekleri şeklinde tanımlanabilecek olan talep. Demek ki talep neymiş? Talep tüketicilerin belli bir hizmete yönelik istekleri. Bu talebi oluşturuyor. Hizmetlerin fiyatlandırmasında önemli bir etkiye sahip. Hatta talebin fiyat esnekliğini hatırlayacak olursak, belki geçmişteki bilgilerinizi de tazelemek açısından söylüyorum. Talebin fiyat esnekliği neydi? Bir mala olan talep arttıkça o malın fiyatı da artacaktır tersi bir mala olan talep azaldıkça o malın fiyatı da düşecektir. Yani alıcısı çok olanın fiyatı çok olacaktır. Temel ekonomi biriminden yola çıkılacak olursa bir hizmete yönelik olarak yine hizmet sektörü açısından da bunlara talep arttıkça hizmet yükselecektir. Tüketicilerin belli bir zamanda belli bir hizmete yönelik tüketim miktarları ve bu miktarlardaki değişim işletmeler tarafından değerlendirilmektedir. Bunun iki temel nedeni vardır. Birincisi işletme sunduğu hizmete yönelik yoğun bir talep olduğu durumda hizmetin fiyatını olabildiğince yüksek tutabilir ve bu sayede yüksek kazanç elde edebilir. Yaz aylarında mesela turistik bölgelerde yer alan otellerin fiyatları dikkat ederseniz yükseliyor. Talebin az olduğu dönemler dediğimiz kış aylarında ise otellerin gecelik veya günlük ya da haftalık konaklama veya diğer hizmetlerinden faydalanma bedellerinde çok büyük düşüşlerin olduğunu da söyleyebiliyoruz. Bu sadece maliyetler açısından değerlendirilebilecek bir durum değildir. Çünkü o dönemde de aslında maliyetler aynıdır. Peki fiyatların farkı olmasının temel sebebi nedir? O halde yaz aylarında otel hizmetlerine sunulan talebin yüksek olması o otel hizmetlerinin fiyatlarının da yüksek olmasına yol açmaktadır. Bir diğer arkadaşlar kapasite kullanımıdır. Talebin düşük olduğu zamanlarda şayet işletmeler fiyatlarını düşürmezlerse bu süre içerisinde satış gerçekleştiremeyeceklerdir. Bu durumda bu süre içerisindeki sabit maliyetler diğer zamanlara eklenecek ve aslında işletmenin talebin yüksek olduğu dönemde daha yüksek bir maliyet ile karşılaması anlamına gelecektir. Mesela sinema salonlarında sabah erken saatlerinde seanslara talep azdır. O zaman işte fiyatlar bu sabah erken saatlerinde daha düşük olabilir. Sonuç olarak finansal hizmet sunan işletmelerin tüketici talebini gün, ay olarak izlemek ve buradaki artış ve azalışlara göre sunmuş olduğu hizmetlerin fiyatlarını düzenlemesi bir bakıma bir zorunluluktur. Örneğin talebe göre fiyatlandırma stratejisinde sadece talebin miktarı değil, özellikleri de önemlidir. Burada ne demek istiyoruz? Hayat sigortaları mesela sizin bankacılık ve sigortacılık sigortacılık kapsamında en çok aslında bankaların veya sigorta şirketlerinin pazarlamaya çalıştığı ürünlerden biri hayat sigortaları. Hayat sigortaları belirlerken ya da herhangi bir kredi çektiğinizde o kredinin karşılığında hani sigo hayat sigortası da yapılıyor ya bu hayat sigortası yapılırken talebin miktarı değil talep edenin özellikleri de belirleyici rol oynayabiliyor. Ne demek bu? Eğer sizin yaşınız küçükse veya e, sağlık açısından ciddi anlamda problem, problemleriniz yoksa ödeyeceğiniz hayat sigortası prim ya da bedelleriniz daha düşük çıkıyor. Eğer sağlık problemleriniz varsa, yaşınız ilerlemişse hayat sigortası bedelleri daha yüksek çıkıyor. Sanırım buradaki temel sebep de yaşı yüksek olan veya hastalığı olan kişilerin ölme risklerinin daha yüksek olarak görülmesi bu nedenle de sigorta yaptırmalarının daha maliyetli olmasıdır diyebiliyoruz. Rekabete göre fiyatlandırma stratejisi burada işletmeler diyoruz ki finansal sektörde de işletmeler belli bir rekabet ortamında faaliyet gösterirler. Sunulan hizmete göre değişkenlik göstermekle birlikte birçok rakip işletme ile bir bakıma yarış halindedir. Hatta bir savaş halindedir diyordu ki pazarlama aslında bir savaştır. Yani rakiplerin birbirlerinin birbirleriyle yapmış olduğu bir savaştır. Peki bu savaşın arenası yani savaşın yapıldığı yer neresidir? Müşterilerin zihnidir. Yani tüketicilerin ya da müşterilerin zihninde kendi işletmelerinin veya bu işletmelerin sunmuş olduğu ürünlerin daha değerli olduğuna dönük bir bakıma savaş taktiği uygularlar. Bazı işletmeler ki biliyorsunuz savaşlarda sürekli aynı taktikler e, taktikler uygulanmaz. Bazen saldırı taktiği, bazen savunma taktiği uygulanır. Yani sizin pazarda lider olup olmamanız ya da pazarda hangi konumda olduğunuz sizin belirleyeceğiniz bu taktikte önemli olan kriterlerdir. Bu noktada finansal hizmet sunan işletmenin rakiplerinin sunacağı hizmetlerdeki fiyat düzeyine bakması çok önemlidir. Günümüzde birçok hizmet sınıfı için tüketicilerin fiyata karşı duyarlı oldukları ve bir hizmet almadan önce tüm işletmelerin sunmuş oldukları bu hizmetlerin fiyatlarını karşılaştırdıklarını görüyoruz ve bunun sonucunda bir karar aldığını biliyoruz. Mesela bir otomobil için kasko hizmeti almak isteyen bir müşteri bu hizmeti veren birçok farklı sigorta şirketinden farklı teklifler alarak bunların karşılaştırması sonucunda nihai kararını vermektedir. Burada tüketici ödeyeceği fiyat ve bunun karşılığında alacağı hizmeti araştırıp en iyisini seçmeye çalışacaktır. Finansal hizmet sunan işletme mutlaka rakiplerinin ne sunduklarına ve hangi fiyat düzeyinde sunduklarına bakmak zorundadır. Her işletmeyi takip etmek yerine aynı pazar bölümünü hedefledikleri ve benzer hizmetleri sundukları işletmeleri incelemeleri önemlidir. Finansal işletmeler açısından rakiplerin yukarısında veya aşağısında fiyat belirleme noktasındaki karar kritik bir karardır. Rekabete göre fiyatlandırmada bir işletmenin başarılı olup olmaması o finansal işletmenin hem kendi maliyet tabanını hem de rakiplerinin maliyet tabanlarını anlama konusunda büyük uzmanlık gerektirir. Yani bir bakıma kendisinin maliyetlerini bildiği gibi rakiplerinin de maliyetlerini bilirse rekabete göre daha uygun fiyatlama politikası izleyebilecektir. Özellikle maliyet noktasında farklılıkların olduğu işletmeler arasında fiyat rekabeti plansız bir biçimde yapıldığı takdirde işletmeyi zor durumda bırakabilir. Örneğin bankalar kredi kartı aidatlarını belirlerken sıklıkla diğer bankaların tekliflerine de bakarlar. Bunun sebebi müşterilerin seçim yapmadan önce alternatifleri incelemesinden kaynaklanmaktadır. Yani siz bugün kredi kartı kullanırken ya da herhangi bir banka size kredi kartı teklifinde bulunurken sizin değerlendirdiğiniz kriterlerden biri o kredi kartının üyelik aidatının olup olmadığı varsa bunun miktarının ne kadar olduğudur. İki farklı banka düşünün. Neredeyse günümüzde bütün bankaların sunmuş olduğu kredi kartları hemen hemen aynı hizmetleri verebiliyor. Sizin değerlendireceğiniz kriterler neler olacaktır? Üyelik aidatının olup olmadığı, faiz oranları, borcunuz olursa bunları ödeme imkanları, puan kazandırıp kazandırmayacağı vesaire e, gibi bir takım kriterleri karşılaştırır ve bunun sonucunda sizin açınızdan hangisi daha değerli, daha olumlu ise o yönde karar verirsiniz. Fiyat düzenleme ve farklılaştırma stratejilerinden bahsedecek olursak, az önce bahsetmiş olduğumuz rekabet, maliyet ve talebe göre fiyatlandırma stratejilerinin yanı sıra hizmet sunan işletmeler bazı durum ve koşullara göre fiyatlarında bazı düzenlemeler de yapabilirler. Fiyat düzenleme ve farklılaştırma stratejileri diğer müşterilerden farklı olarak belirli müşterilere daha düşük bir fiyattan teklif edilen hizmetleri ifade eder. Yani hatırlarsanız şunu diyorduk müşteri ilişkileri açısından da özellikle bankalar mesela bu sektöre daha doğrusu bu duruma en iyi örnek verilecek sektörlerden biridir. Bankalar açısından müşterilerin hepsi aynı değildir. Yani müşteriler bir elin beş parmağı ise bu elin 5 parmağı birbiriyle aynı değildir. O halde bankalar kendisine daha fazla faydalı olan müşterilere daha çok değer verirler. Bugün sıra beklediğinizi düşünün. Bankada mesela işlem yaptıracaksınız. O holde oturuyorsunuz banklarda. Sıranızın gelmesini bekliyorsunuz. Sizden belki 15-20 dakika sonra biri geliyor. Kartını çektiriyor ve sıra numarası alıyor. Sizden çok daha önce ona sıra geliyor. İşte bunun sebebi o kişinin bankaya daha karlı olması ve bankanın da o kişiye daha çok sahip çıkmasıdır. Bu nedenle o müşterilere fiyatlamada da daha yüksek bir teklifle giderler. Mesela 1000 lira bir bankaya 1000 lira yatıran bir kişinin alacağı faiz oranı teklifi ile yüz bin TL yatıran bir kişinin alacağı fiyat teklifi aynı olmayacaktır. Yani banka kendisine daha çok değerli, faydalı olan kişiye daha çok değer verecektir. Fiyat düzenleme ve farklılaştırma stratejilerindeki risk bazen bunu kredi kartlarında da görüyoruz. Mesela çok yüksek harcamaları olan kişilerden kredi kartı aidatları almıyorlar. Mesela aynı hizmetin daha yüksek bir fiyatla sunulduğu müşterilerin haksızlığa uğrama durumları da olabiliyor. Bu nedenle işletmeler bu stratejileri uygularken müşteriler arasındaki bu sınıflandırılmaya ve mesafeye dikkat etmek zorundadır. İndirimli fiyatlandırma stratejisi bunlardan ilki. Pek çok finansal hizmet sunan işletme, talebi arttırabilmek veya ödemeleri düzenli yapan, daha çok getiri elde eden, daha çok getiri kazandıran tüketicileri ödüllendirmek adına bazı indirimler uygulayabilmektedir. Mesela kredi kartı ödemelerini düzenli yapan müşteriler için kredi kartı aidatı almamak ya da bazı ödemelerde indirim yapmak bunu örnek olarak gösterilebilir. Ya da daha önce kredi almış olan ve bu ödemelerini düzenli yapan, yani gecikmeleri vesaire olmayan bir kişinin bankalardaki puanı daha yüksek ve bankanın sunmuş olduğu krediden daha düşük oranlarla yararlanma hakkına sahip olabilir. Uygulamada en çok görülen fiyat düzenleme ve farklılaştırmalardan biri toplu veya çok alım ile ilgili düşük maliyetlerden kaynaklı farklılaşmadır. Genellikle işletme açısından daha kazançlı olan veya işlem hacmi daha büyük olan müşterilere diğerlerine kıyasla indirimlerde bulunabilir. Bunun nedeni maliyete maliyetten kaynaklanmaktadır. Benzer biçimde yüksek finansal kredibilitesi olan tüketicilere yani güvenilirliği, ödeme düzenliliği daha yüksek olan tüketicilere olmayanlara göre daha uygun şartlarda kredi imkanları sunulabilir. Bunun nedeni zayıf kredibilitesi olan tüketicilerin olası risk paylarının da fiyata eklenmesidir. Yani onların bu ödemeleri geciktirmesi ya da ödememe ihtimalleri diğerlerine göre daha yüksek olduğundan bu risk fiyata da yansıtılır. Pek çok banka maaş müşterilerine sunulan tekliflerde bazı indirimler uygulayabilir. Mesela EFT veya havalelerde masraf almıyor olabilir. Kredi kartlarında üyelik aidatı masrafı almıyor olabilir ya da faiz oranları kendi maaş müşterisi olmayanlara göre daha düşük olabilir. Bir diğeri bölümlendirilmiş fiyatlandırma stratejisi. Sunulan finansal hizmetin iki veya daha fazla sayıda fiyat düzeyinde satışa sunulma stratejisidir. Müşteri bölümlerine göre fiyatlandırma aynı veya benzer hizmete farklı müşterilerin farklı fiyat ödemesidir. Mesela müze girişlerinde biliyorsunuz Öğrenciler farklı fiyat uygulayabiliyorlar veya farklı fiyat ödüyorlar. Yetişkinlerin giriş ücretleri daha farklı olabiliyor. Ya da bankaların kredi kartı ücretlerinde öğrenciler için farklı fiyat politikaları izlenebiliyor. Bölümlendirilmiş fiyatlandırma stratejisinin uygulanabilmesi için de bazı koşulların ortaya çıkmış olması gerekiyor. Öncelikli olarak pazar bölümlendirilebilir olmalıdır. Pazar bölümlendirme kısmında anlattığımız gibi pazarı demografik faktörlere gibi demografik faktörler ya da coğrafi faktörler ya da psikografik faktörler gibi birçok kritere göre bölümlendirebiliriz. Bu bölümlerdeki müşteri, müşterilerin pek çok konuda olduğu gibi fiyat konusunda da birbirine oranla daha farklı beklentileri olacaktır. Finansal hizmet sunan bir işletme aynı hizmet olsa bile bu farklı kategoriler için farklı fiyatlandırma stratejisi takip edebilir. Bir diğeri psikografik fiyatlandırma stratejisi. Fiyat genel fiyat genel anlamda sizin sunmuş olduğunuz mal veya hizmet hakkında bir şeyler söyler karşı tarafa. Düşünün, genelde hani tüketici daha doğrusu halk arasında da yaygın olan sözler vardır. Mesela ucuz etin yahnisi olmaz. Bu ne demek? Eğer bir ürün eğer ucuzsa kaliteli değil anlamındadır ya da nasıl söyleyeyim mesela ucuz mal alacak kadar zengin değilim derler. Bu ne demektir? Ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Yani siz eğer ucuz mal alırsanız bu çabuk bozulacaktır bir daha almak zorunda kalacaksınız. Yine çabuk bozulacak, bir daha alacaksınız. Bunu açıklayan güzel bir sözdür. Tüketiciler hizmetlerle ilgili bilgi sahibi değiller veya daha önceden o hizmeti tecrübe etmemişlerse fiyat nasıl bir hizmet sunulacağını ve kendilerine uygun olup olmayacağını müşteri açısından da ifade eden bir faktördür. Tatil için mesela otel seçimi yapacak olan bir tüketici otellerin fiyatları ve diğer otellerden farklı fiyat düzeylerine bakarak size sunacağı hizmetin derecesi hakkında bir fikir sahibi olabilir. Psikografik fiyatlandırma stratejisinde işletme fiyatın psikolojik algısına odaklanmaktadır. Bu sayede tüketicilerin sunulan hizmetin kalitesini yüksek bir şekilde algılaması istenmek. Bir diğeri ana hizmet yan hizmet fiyatlandırma stratejisi. İşletmeler sunduğu her fiziksel mal veya hizmet için aynı fiyatlandırma stratejilerini takip etmezler. Tüketicilerin ilgisini çekmek veya şubeye gelmelerini sağlamak için bazı hizmetlerini çok düşük fiyatta tutabilirler. Buradaki amaç bir veya iki hizmette fiyatın çok aşağıya çekilmesi ve tüketicilerin şubeye gelmelerini sağlamaktır. Öteki hizmetlerin fiyatları ise daha yüksek fiyatlarda belirlenmiştir. Böylelikle tüketicilerin bir veya iki hizmet sayesinde ilgilerini çekmek amaçlanmaktadır. Hatırlarsanız çok sık karşılaştığımız aslında durumlardan biri BİM veya A101'in mesela aktüerya günleri oluyor. Perşembe günleri A101, Cuma günleri BİM'in aktüerya günleri oluyor. Orada da bazı ürünlerde çok ciddi anlamda indirimlerin olabildiğini görüyoruz. Aslında buradaki asıl amaç o müşterileri şubeye çekebilmektir. Yani mağazaya çekerek sadece o ürünleri almalarını değil, bununla birlikte çapraz satış imkanı da ortaya çıkarabilmektir. Böylelikle tüketiciler bir veya iki hizmet sayesinde ilgilerini o işletmeye yöneltecektir. Benzer biçimde ana ürünün fiyatının düşük tutulup onun tamamlayıcı olan ürünlerinin fiyatlarının yüksek tutulması da başka bir strateji olabilir. Mesela sinema salonu bilet fiyatlarını düşük tutabilirsiniz. Ancak içerideki mesela patates kızartması veya içecek fiyatlarını yüksek tutmanız buna örnek gösterilebilir. Benzer biçimde Uçak bilet fiyatlarını düşük tutarsınız ancak içeride sunmuş olduğunuz o yiyecek veya içecek hizmetleri ki genelde bunlar fiyata dahil olmuş oluyor. Ekstralarda daha fazla fiyatın istenmesi yine buna örnek gösterilebilir. Bazı bankalar müşteri çekebilmek için mesela kredi kartlarında aidat alınmayacağını söylerler. Bununla birlikte başka pek çok hizmetin fiyatı daha yüksek tutulabilir. Mesela kredi kartınızdan üyelik aidatı alınmıyorken belki de gecikme faiz oranları diğer banka kredi kartlarına oranları oranla çok daha fazla olacaktır. Ya da kredi kartı kullandığınız için size verecekleri ek hesapların faiz oranları belki çok daha yüksek olabilecektir. Bir diğeri coğrafik temelli fiyatlandırma stratejisi. Ülke veya dünya genelinde tüketicilerin yerleşimlerine göre işletmeler farklı fiyat stratejisi takip edebilirler. Gerek maliyet, gerekse de talep durumundan kaynaklı bir biçimde tüketicilerin fiyat algısı bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Gelirin ve talebin çok yüksek olduğu bir şubedeki teklifler ile gelirin ve talebin düşük olduğu başka bir şubedeki teklifler birbirinden farklılaşabilir. Bölgesel farklılıklarda fiyatlandırmanın bir diğer nedeni de yine maliyetlerdir. Yani lüks olan bir semtteki ödenen kira bedeliyle daha ucuz köşelerde yer alan bir atıyorum dükkanın kirası aynı olmayacaktır. Dolayısıyla o kişi yüksek kira bedeliyle hizmet sunan o işletme bu yüksek kiranın getirmiş olduğu maliyeti ürün fiyatına yansıtmak zorundadır. Bu noktada fiyatın da buna göre düzenlenmesi oldukça mantıklı olacaktır. Peki fiyat belirleme aşamaları nelerdir? Bunlardan ilk aşama fiyat amaçlarının belirlenmesi, ikincisi talebin belirlenmesi, üçüncüsü maliyetlerin tahmini, dördüncüsü rakiplerin fiyatlarının analizi, beşincisi fiyatlandırma yönteminin seçilmesi ve son olarak altıncısı final fiyatın tespitidir. Yani nihai fiyatın tespitidir. Fiyat amaçlarının belirlenmesi aslında işletmenin amaçları, misyonu ve vizyonu ile başlayan bir süreçtir. İşletmenin daha çok pazar payı, daha çok satış, daha çok kar, pazarda üstün konum gibi amaçlarına göre fiyat da farklılaşacaktır. Mesela bir bankanın alt veya üst gelir gruplarına hitap etmek istemesi veya pazara yeni bir banka olup olmaması, o pazarda yeni bir banka olup olmaması sunacağı hizmetlerin fiyatlandırma kararlarında belirleyici rol oynayacaktır. Bir diğer aşama talebin belirlenmesiydi. Eğer talep varsa fiyat da yüksek tutulabilir. Talep düşük olursa da fiyat benzer şekilde aşağı çekilecektir. Benzer biçimde talebin fiyat duyarlılığı oldukça önemlidir. Bazı sektörlerde veya bazı hizmet gruplarında müşterilerin fiyata karşı vermiş oldukları tepkiler farklı olabilecektir. Talebin fiyat duyarlılığının yüksek olduğu durumlarda hizmetin fiyatının çok fazla değiştirilmesi oldukça zordur. Bir diğer aşama maliyetlerin tahminiydi. Nihai hedefin kar olduğu bir sistemde maliyetlerin altında bir fiyat belirlemek tabii ki mümkün olmayacaktır. Bu nedenle bir finansal hizmetin fiyatı belirlenirken o finansal hizmetin sunumu için gerekli her türlü kalem belirlenmelidir. Yani aslında maliyet o hizmet veya malı sizin karşı tarafa sunmak için katlandığınız bütün giderlerdir. Evet, bu aşamada başa baş noktası analizi oldukça önemlidir. Yani bir fiziksel mal veya hizmetin Tüm maliyetlerini karşılayacak fiyat düzeyi olarak ifade edilebilecek olan başa baş noktası. Yani siz hangi fiyata satarsanız maliyetlerinizle tam denk gelir. Bu nokta başa baş noktasıdır. İşletmenin ne kar ne de zarar ettiği noktadır. Bu düzey, işletmenin fiyat olarak bir bakıma minimum noktasını belirlemektedir. Sonraki aşama fiyatlandırma yönteminin seçilmesidir. İşletmeler sundukları hizmetlerin fiyatını belirlerken bazı farklı yöntemleri kullanmaktadır. Bunlardan ilki sabit kar oranlı fiyatlandırma yöntemidir. Bu yöntemde sabit bir kar marjı belirlenir ve maliyetin üzerine eklenerek sizin sunmuş olduğunuz hizmetin fiyatı belirlenmiş olur. Başka bir yöntem hedef getiri fiyatlandırma yöntemidir. Burada da sizin yapmış olduğunuz yatırımı ne kadar sürede geri dönüşümünün sağlanmasını istiyorsanız ona göre bir fiyat politikası belirlemiş olabilirsiniz. Evet, son aşama ise nihai fiyatın yani final fiyatın tespitiydi. İşletme az önce bahsetmiş olduğumuz aşamaları geçtikten sonra her bir sunmuş olduğu hizmet için son nihai final fiyata ulaşabilmektedir. Fiyatın tüketici algısı üzerindeki etkisi ve fiyata karşı duyarlı pazarlarda karşılaştırma yapma durumları bu tespitin işletme başarısı üzerindeki etkisini de ortaya koymaktadır. Finansal hizmetlerde fiyat belirlerken geniş bir karmaşıklık söz konusudur ve bazı durumlarda kapsamlı proje yönetimi gerekli olacaktır. İşletmenin diğer fonksiyonlarda çalışanlarında final fiyatın tespiti için eşit derecede önemli bir role sahip olduğunu unutmamak gerekir. Fiyat listelerinin belirlenmesi, evrakların buna göre hazırlanması ve oran cetvel ile defterlerin ortaya konulması, kullanılan bilgi ser programlarında bunların güncellenmesi burada yapılması gerekenlerdir. Evet, müşteri ile birlikte fiyat oluşturma yaklaşımı nasıl olur? Son yıllarda pazarlama literatüründe müşteri ile birlikte bir değer oluşturma yaklaşımı sıklıkla tartışılan konulardan biri olmuştur. Modern pazarlama anlayışında işletmenin pazarlama karması kararlarını oluştururken odak noktasına müşterileri alması gerektiği ve müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına mutlaka kulak vermesi gerektiğini söylemiştik. Bununla birlikte bu süreçte müşterilerin katılımından ziyade onların istek ve ihtiyaçları temelinde yine tek taraflı olarak işletmenin pazarlama kararları verdiği söylenebilecektir. Müşteriyle birlikte değer oluşturma sürecinde ise bir ürünün müşteriye ulaşma sürecinin her aşamasında müşteri katılımı ve bu sayede ürünü birlikte oluşturması yaklaşım vardır. Mesela bir tatil turu planlayan müşteriye acentenin alternatifler arasında bir seçim yapmasını istemesinden ziyade birlikte bir tur planlaması yapması şeklinde açıklanabilir. Benzer biçimde hayat sigortası yaptırmak isteyen bir müşterinin seçenekler arasından birini tercih etmek etmesi yerine kendisine özgü bir teklifi iş, işletme ile birlikte geliştirmesidir. Bunu mesela otomobil satışlarında da görüyoruz. Normal işte e, alternatif baz modeller haricinde kendisi müşteriye sorarak mesela sunroof istiyor musunuz? Otomatik vites mi olsun? İşte benzinli mi olsun, dizel mi olsun? Müşteri kendisi bu seçenekleri belirleyerek aslında bir bakıma fiyatı da kendisi ortaya çıkarmış oluyor. Özellikle hizmet sektöründe müşteriyle birlikte değer oluşturma sürecinin gerçekleştirilmesi oldukça önem kazanmakta. Gelişen teknoloji sayesinde birlikte değer oluşturma süreci daha kolay bir biçimde işletmeler tarafından uygulanabilmektedir. Doğum günü pastasını seçmek yerine müşteriler kendileri tasarlayabilmektedir. Ya da cep telefonu kılıfını kendisi çizebilmektedir. Bu şekilde hangi pastayı istiyorsa mesela kendisi teklif ederek bir bakıma fiyatı da aslında ona göre belirlemekte bir bakıma ortak olmuş olur. Müşteri ile birlikte fiyat belirleme yaklaşımında temel mantık, müşteri ile birlikte ürünün geliştirilmesi ve böylelikle tam da onun istediği fiyatın oluşturulmasını sağlamaktır. Uygulamada işletme öncelikli fiyatın tespiti ve bu fiyat için ürünün tasarlanmasını yapmaktadır. Hedef fiyatlandırma olarak açıklayabileceğimiz bu yöntemde öncelikle müşterinin o hizmet için ödemek istediği bir fiyat belirlenir. Sonrasında da işletme o fiyata ulaşabilmek için geriye doğru ürünün geliştirmesini sağlar. Mesela yeni aldığı arabasına kasko yaptırmak isteyen bir birey ödemek istediği fiyat düzeyini ifade eder. Karşı tarafa der ki ben şu fiyata kaskoyu yaptırabilirim. Buna göre işletme de o fiyat düzeyine uygun olarak ürünün maliyetlerini, içeriğini, sunumunu planlayabilir ve müşteriye ürünü müşterinin de istemiş olduğu fiyat düzeyinde sağlanabilir. Evet arkadaşlar, bu haftaki dersimizde fiyat konusu üzerinde durduk. Fiyat, pazarda hem alıcı hem de satıcı için bir mal veya hizmetin değeri olarak tanımlandı. Sadece maliyetlerin hesaplanıp üzerine kar marjının eklenmesi sonucu fiyatın tespiti pazarda karşılığı olmayan bir yaklaşımdır dedik. İşletmeler olabildiğince tutarlı fiyat politikası izlemeli ve gerekirse bazı durumlarda veya zamanlarda karından vazgeçebilmelidir dedik. Fiyatlandırma stratejileri sunulan hizmetin hayat seyrine göre farklılık gösterebilir dedik. Yeni hizmeti fiyatlandırılmasında iki temel stratejinin olduğunu söyledik. Bunlardan birincisi pazarın kaymağını alma, bir diğeri ise pazarın derinliğine girme stratejileridir dedik. Pek çok kaynakta farklı fiyatlandırma stratejileri açıklanmakla birlikte üç temel fiyatlandırma stratejisinin olduğunu söyledik. Bunlar talebe göre fiyatlandırma, rekabete göre fiyatlandırma ve maliyete göre fiyatlandırma'dır dedik. Rekabet, maliyet ve talebe göre fiyatlandırma stratejisinin yanı sıra başka bazı durumlarda veya koşullarda fiyatlarda bazı düzenlemeler de yapılabilir dedik. Bunlar indirimli, bölümlendirilmiş, psikografik, ana hizmet, yan hizmet ve coğrafik fiyatlandırma olabilir dedik. Buradaki amaç bazı müşterilere daha farklı fiyat uygulanması sonucunda işletmenin daha etkin çalışabilmesini sağlamaktır demiştik. Evet sonra da finansal hizmet sunan işletmelerin takip etmesi gereken fiyat belirleme aşamalarından bahsettik. Bunları fiyat amaçlarının belirlenmesi, talebin belirlenmesi, maliyetlerin tahmini, rakiplerin fiyatlarının analizi, fiyatlandırma yönteminin seçilmesi ve final fiyatın tespiti şeklinde sıraladık. Müşteri ile birlikte fiyat oluşturma yaklaşımından son olarak söz ettik. İşletmenin tek taraflı olarak fiyat belirlemesinden ziyade müşteri katılımını ve müşterinin istediği fiyat düzeyinde bir hizmet oluşturma çabasını ifade ettiğini söyledik. Evet bu haftada kaynak birlikteliği olması açısından Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yayınlarından Finansal Hizmet Pazarlaması kitabını esas aldık. Anlamadığınız veya kafanıza takılan herhangi bir konu ya da husus olursa bana arifyildiz.adiyaman.edu.tr mail adresinden ya da sosyal medya hesapları ya da YouTube kanalı üzerinden ya da mergen üzerinden ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.